Dilber. Dilber. Gelme peşimden dede. Kızı mısın, nesin sen ya? Uydurdum ben bütün onları. Senin torunun da azıcık saf. İnanıverdi. Ondan değil. Bana senin gibi biri lazım. Büyük bir derdim var benim. Hasta mısın? Evet. Ağrım var. Kaç doktor dolaştım ama çare bulamadı. Nerede ağrı? Böyle olmaz. Oturup konuşalım. Ya ne biçim doktorsun sen? Hasta seni mi kovalayacak? Böğrüm ağrıyor. Ağrır tabii. Yüzün de kızarmış. Karaciğerin hasta senin. Kırmızı turp kaynat iç. Azıcık da rakıyı keseceksin. Hoppala. Ben içki sürmem ki ağzıma. İhtiyarın da yalancısı pek fena. Gencin yalancısı iyi midir peki? Yok, o da değildir. O zaman bana güzel güzel anlat. Ne geldi başına? Nedir bu masumun anlattıkları? Nerede o? Ay oğlum, müdürü kopardın. Esmer nerede? İsmail'e kaçtı demişsin. Dedim ya, hiç bilmiyorum. Kimselere de soramıyorum. Nereye kaçtı? Nereye gitti? Kiminle gitti? Yoksa o sağlıkçı Osman'la mı gitti? Yok, o sağlıkçı Osman geldi buralardan. Gidiyormuş, tasıları toplamış. Benimle helalleşmeye geldi. Ben birine çok kızdım. Ama oraya geri gidersem... kızdığımı görüp de unutmaktan korkuyorum. Ha, şu aşk meselesi yani. Şimdi sen belli. Sen görmüş geçirmiş bir adamsın. Alimsin. Diyorsundur ki kız nazı işte. Ama bu öyle kimsenin bildiği işler gibi değil. Bu iş başka iş. Oğlum, hiç böyle çapkınlık işlerini duymamıştık. Ne oldu böyle birdenbire? Ben çapkınlık falan bilmem. Bu iş başka iş. Kudret tıpkı Esmer'in dediği gibi görmüş geçirmiş bir adamdı. Ali Murat'ın gözlerinde gördüğü aşkın öbür yarısını Esmer'in gözlerinde gördüğü an ikisinin arasında olup bitenleri seziverdi. Dedim ki ben ondan sen gittikten sonra gel kızım dedim seninle bir oturalım konuşalım dedim. Bak insaniyetli çocukmuş dedim sana sahip çıkıyor dedim. Uzatma. Esmer nerede? Bana dedi ki o, dedi ki o evli barklı adam dedi. Onunla işim olmaz. O dedi nikahlı şeysi dedi, benim ne işim var onunla dedi. Esmer nereye gitti sen bana onu söyle. Bilmiyorum. Ne bileyim, koştu gitti işte. Çocukken de böyleydi bu. Bir koştu mu arkasından yetişemez dedim. Ben de merak ediyorum evladım. Sabahtan beri merak içindeyim ben. Eğer bana numara yapıyorsan, eğer saklıyorsan onu. Yok be çocuğum. Evladım. Belli ki senin bu sevda hikayenden geriye kederden başka bir şey kalmayacak. Boşuna tükenme daha da bayırda. Sular durulana kadar gel benim çatımın altında otur. Kimse elini uzatamaz oraya, korkma. Canın istediği zaman evine dönersin. Sorana da Ayşe'ye ev işleri için yardımcı aldık deriz. Ama her şey karşılıklı tabii. Benim de senden bir isteğim olacak. Şu karaciğer işini hallet de rahat rahat rakımızı içelim. Kız. Senin o kaçtığın adamla seninkiler kafaya koydularsa 24 saatte seni bulurlar. Çünkü bu memlekette en çabuk bulunan şey kaçak kızlardır. Hayırsızını uğursuzunu da sayma. Hadi düşünme. Dağdaki ayıdan korkmuyor da benim evime girmeye korkuyor. Ben bir tek Allah'tan korkarım. Aferin. Kork. Hadi.
Yaralı ceylanın kırılgan dalı, boyun eğ bizim yabanı isyankârı. Nefesim kesik kesik nefesimde, bir kızıl gonca ıslak dudakların, kayısı tadı fışkıran teri. Şu ellerim sedef derinde, uyandım koynumda ilk gençliğime. Ele geçmezim keklim kızım. Dinle beni, onu bulacağım. Korkuttum onu, biliyorum. Korkmasın. Nasıl istiyorsa öyle yaparız. Ben yokken gelirse beni hemen ara. Anladın mı? Saat kaç olursa olsun beni ara. Cep telefonun var mı? Yok ama komşunun kızının var. Sana hemen bir cep telefonu göndereceğim. Sakın İsmail'e yollama. Terslik yaptı değil mi sana? Ciğerini sökeceğim ben onun. Terslik falan yapmadı. Ant ver. Ama İsmail'e yolladım, olur mu? Tamam, tamam. Yaz sen benim numaramı. Hemen şimdi aldım kağıdı. Maşallah. Konak ahalisi toplanmış. Dede öldük meraktan. Gelip gözümüzle görelim dedik. Dede, Dilber nerede? Konakta yok oğlum. Gelmedi ki. Babana kim bakacak? Onu demiyor. Bir başka Dilber'imiz daha var. Misafir. Kimmiş o? Gel. İşte Tanrı misafiri. Bak Pamuk, senin hanımın adaşı Dilber Hanım. Allah bağışlasın. Bak başımıza ne işler geldi. Hiç aklına gelmez mi? Reyhan'ımı kardeşimin yetimiyle yapayalnız bıraktım. Kadın başlarına bunlar ne ederler, öldüler mi, kaldılar mı diye hiç aklına gelmez mi? Hoş geldin. Kimmiş bu? Kimin nesiymiş? Kimsesiz bir kız işte. Ayşe'ye yardımcı olacak ev işlerinde. Allah Allah. Ne işi varmış ki bu evin yardımcı alacak kadar? Abla. Hı. Baba nasıl oldu? İyi. Yani kalbi iyiymiş, öyle dedi doktor da, depresyon devam edecekmiş daha. Hadi sofrayı kurun. Açım. Daha öğlen yemeği yemedim. Benim amcam mı şimdi? Ah be kuz. Sen o ahmak Pamuk amcanı ayarttan sürttük, Dilber'i benden dinleye dinleye böyle hale geldin. Ali. Yeğenim az gel hele. Buyur Pamuk abi. Biraz domates toplayacağız, muhtara hediye gidecek. Aman Pamuk abi, domatesle hediye mi olur? Haklısın. Biraz da zerzevat koy içerisine. Biber, patlıcan falan. Tamam Pamuk abi. Hadi sallanma. Kızım sen iyi misin? Dalmışsın küçük hanım. Demek senin adın da Dilber ha? Yok. Arada değişik isimler de koyuyorlar insanlara neyse ki. Benim adım Buğday. Dilber Pamuk abinin karısı. Konakta o. Peki bu Pamuk Kudret dedenin nesi oluyor? Eli ayağı, sağ kolu. Ailenin her şeysi. Bildim bileli yanlarında. Sen onu bunu bırak da kimsin onu anlat bakayım bana. Peki sen bunların nesisin?
Masum'un anası mısın? Hmm, 14'ünde doğurduydum. Daha neler, anası mıymışım? Ben bu ailenin manevi kızıyım. Bilmek istediğim başka bir şey yoksa sen anlat, ben dinleyeyim. Ben de işte Ayşe ablanın yanına yardıma girdim. Hmm, ben de inandım. Kimsin kızım sen? Buğday, kızım Kudret Bey çağırıyor, az gelsin dedi. Geldim Mamuk abi. Görüşürüz kızım. Onları arkaya koy yeğeni. Dede sağ ol. Dilber için büyük bir iyilik yaptın. Ödeştik. Sen istedin, ben de kızı korumam altına aldım. Böylece tokadın diyetini ödemiş oldum sana. Önemli değildi dede. Ben unuttum onu. Onu kendi kaderine bıraktım artık. Sen aşık olmadığın sürece hiçbir sorun yok. Çünkü o fena halde başkasına aşık. Güle güle. Evet hanım misafiri. Biz bize kaldık. Vakti kerahattir. Şu benim karaciğer ilacımla rakımı hazırla da. Bir de orada kitabım var. Bundan sonra sen okuyacaksın. Benim gözlerim iyi seçemiyor artık. Çardaktayım. Gözlerimi açınca seni göremezsem. Ya rüyamda seviyorsan beni. Ya sahi değilse. Alo. Neredesin oğlum? Herkes geldi, seni bekliyoruz. Herkes kim? Bak, bir şans ele geçirdin. Bu kız bir daha giderse geri gelmez. Hemen eve gel. Yıldız çağırdınız diye. İşini gücünü bırakıp erkenden geldi. Sinan da geldi. Yemeğe oturulacak. Kimin yanındaysan bu gecelik seni affetsin. O yıpranmamış insanlıktı. İncelikleri kendisinde bulurdu. Şimdi de... Yeter. İçim şişti. O nasıl okumak kız? Kitap bir acayip. Bir şey anlamıyorum da ondan. Ya bu ateş geçecek. Atalım mı artık etleri? At. At İsmail. Açlıktan ölecek değiliz ya. At. Abim gecikti. Gerilim artıyor. Bir arayalım bakalım. Ulaşılamıyor.
Nerede sence? Geleceğimizi bile bile niye hala gelmedin? Bilmiyorum ki. Hadi Sinan, sen onun her şeyini bilirsin. Bu aralar bir sorun var sanki. Gerçekten bilmiyorum. Biz de son zamanlarda fazla görüşemedik. Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ne oluyor ya? Yardım ihtiyacınız var mı annemle? Aa yok gelin hanım. Buyurun siz geçin sofraya. Hemen başlarlar servise. Yok Mehmet gelmedi daha. Yolda ama geliyor. İyi o zaman. Aman aman aman. Oğlumuzun gelişi şerefine neler döktürülmüş böyle. Babam nasıl rahatladı Masum'dan önce değil mi? Kudret dedeyle de barışmış diyorlar. Tabii canım. Et tırnaktan ayrılır mı hiç? Sen kızı gördün mü abla? Hangi kızı? Ya aşk olsun. Her şeyi saklıyorsunuz benden. Sanki ben yabancıyım. Dedem yeni bir kız almış diyorlar. Kız sabah Masum'la gelmiş. Öyle miymiş? Ben dikkat etmemişim. Gerçi mutfakta bir kız vardı da ben onu Ayşe'nin ismi falan zannettim de. He. Sen öyle san. Neyse. Çıkar kokusu yakında. Şerefin gelince ben haber veririm. Servise başlarsınız. Tamam gelin hanım. Sen var ya sen. Sen var ya sen. Sen artiz olmalıymışsın. Şşş. Ne oluyorsunuz be? Açıkta bir şey mi gördünüz? Aman bu da be. Biz sana mı gülüyoruz sanki? Bu olay var ya. Saatlerdir Kudret Ağa'nın evine gelen kız hakkında atıp tutuyor. Kimmiş kız, nereden çıktı o? O mudur, bu mudur derken... Derken yenge. Kimmiş kız, neyin necisiymiş falan derken... Bu... Hangi kız gelin alıp... Bir görecektim Amuk abiye, katılacaktım vallahi gülmekten ha. Merhaba. Merhaba, merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Ya bunları bizim fabrikadan bir ustabaşı toplamış kendi bahçesinden. Kıramadım. Komposto falan yaparsınız. Aa, reçel reçel yaparız ayol. Pardon Mehmet biz. Hey Buday abla. Dedem yeni bir kız almış eve. Bir gün öyle söyledi telefonda. Sen gördün mü kızı? İyice kendinizden geçtiniz artık siz. Şşş! Gülmeyin be. Allah Allah, ne kızmış bu ya? Hepimiz işimizden edecek ha. Şşş, bakana. Sahi kimmiş bu kız? Ne yapıyorsun sen burada tek başına? Tırım tırım evde arıyorum seni. Sana söylüyorum. Hey hiç. Yani dolunaya, yıldızlara bakarak dünya üzerindeki yerimi tespit etmeye çalışıyorum. Anlıyorum. O zaman
Sonra devam et tespite. Yemeğe gidelim diyorum ben. Hadi kalk. Hadi Masum, uğraştırma beni hadi. Hoş geldiniz. Biri geldi galiba. Kim ki bu saatte habersiz böyle? Oo. Nereden çıktın sen? Bak şu işe. Canım da nasıl sıkılıyordu. Aldım haberini. Benim canım senden beter sıkılıyor. Gelip iki lafın belini kıralım dedim. Yabancı değilmiş. Bizim ağanın has arkadaşı Ali Murat Bey. Artık yatmazlar sabaha kadar. Senin odan hazırdı, geç istersen. Aa, yok. Benim uykum yok. Ben azıcık dolaşacağım. Dilber. Gel hele. Dilber. Seni çağırıyorlar Dilber, duymadın mı? Gel kızım gel, çekinme. Bak bu benim ahbabım. Ali Murat Elbeyli. Bacağında bir yarası vardı. Ali Murat, bak bu kız bir numara doktor. Ottan, nebattan, ilaçtan bilmediği yok. Sana da bir şeyler yapsın, merhem falan. İzimsi kalmaz. İki günde sapasağlam olursun. Dilber, kızım. Niye öyle bakıyorsun? Doktorluğu iyi de kötü bir huyu var. Hastasını yalvartıyor. Pek nazlı. Dağda bulmuş bizim Masum. Biz de misafir ettik. Burada kalacak. Bizim kızımız oldu. Dilber, kızım. Bakmayacak mısın arkadaşımın yarısına? Sen bilirsin. Hadi çık yat sen. Bugün çok yoruldum. Sıkı sıkı kapa pencereni, kapını. Kurdu tilkisi dolanıp duruyor buralarda. Sizin oralara benzemez buralar. Ali. Buyurun beyim. Şu benim özel rakımdan getirin bakalım. Bir de yanında şöyle küçük bir tepsi yapın. Arkadaşımız açtır şimdi. Atın tepesinde onca yol gelmiş. Hemen. Kimsesiz dertli bir çocuk. Benim torun kamp yaparken rastlamış oralarda. Gidecek yeri yok. Belli bir şeylerden kaçıyor. Oğlan dedi, dede illaki bu kıza sahip çık. Nasıl bırakırsın küçücük kızı? Pek de iyi, sessiz bir şey. Sevaptır dedi, kaldık. Evladım gibi sevdim bir günde. Bilmediği de yok. Bir çay yaptı. Böyle bir şeylerden, otlardan falan. Vallahi içim dışım rahatladı. Baksaydı yarana iyiydi ama. Yok. İyi benim bacağım. Buyur. Thank you.
Kalsaydın oğlum. Bu saatte başına bir kaza açacaksın. Merak etme beni. Atım beni gözü kapalı götürür. Dikkatli ol. Gene buyur. Ali. Beyin atını hazırlayın. Kudret, kızı Ali Murat'ın karşısına çıkarttığı an aralarında olan bitenden iyice emin olmuştu. Bu işin ikisine de hayır getirmeyeceğini açıkça görüyordu. Bir kumar oynamıştı. Ali Murat, bu benim sevdiğim kız diyememişti. Kız da hiçbir şey açık etmemiş, yüzlememişti. Demek ki çatısı umduğu korumayı sağlamıştı kıza. Buna sevinmişti Kudret. Kumarı kazanmıştı. Zamanla ikisi de unutur, Ali Murat'ın bu evde olduğu sürece kıza dişi geçmez, evi yuvası dağılmaz, bu kız da arada ziyan olmazdı. Ama erken sevinmişti Kudret Ağa. İhtiyardı ne de olsa. Aşkın ne mene bir hastalık olduğunu çoktan unutmuştu. Yaralı ceylanım, kanladım, boyun eğmezim yabancı isyankârım, nefesim kesik kesik. Seni. Gün doğarken kaçıp gideceğini biliyordum. Ne var sende böyle? Hı? Nasıl böyle aklımı kaçırmama sebep oldun? Şu halime bak. Şu yaşadıklarıma bak. Gecem sen oldun. Hiç mi insafın yok? Çifte kılıç bir kına girmez. Param pulum var diye her şeyini yapacağını sanıyorsun ama ben senin yuvanı yıkmam. Ben seni gördüğüm an yıkıldı o yuva. Yıkılacağı varmış ki seni gördüm. Anlamıyor musun bunu? Ağlama güzelim. Ağlama. Ölürüm ben. Merak etme. Hiç kimse üzülmeyecek. Bir hal çaresine bakacağım ben. Yeter ki sen kaçma. Ben sana demedim mi evde otur beni bekle diye? Hı? Sen böyle kaçıp gittikçe benim de aklım gidiyor. Seninkisi 3 günlük bir heves. Bırak yakamı. Hem ben seni istemiyorum. Benim başka bir sevdiğim var. Thank you.
yalan söylüyorsun. Benden kurtulmak için yalan söylüyorsun. Asıl yalancı sensin. Yalan söylemeyecek olan koynuma girmeden önce söylerdi. Koynumdan çıkarken değil. Sana ev açarım diyen de sensin. Seninle evlenemem diyen de. Erkek çocuğum olsun diye karısını üzen de sensin. Ben senin karının ta gözlerinin içini gördüm Elbeyli. Öyle sevda çeken bir kadın sırtından bıçaklanmaz. Ağır git. Bıçaklayacaksan da tek başına bıçakla.